Bugün yakın tarihimizin önemli bir konusunu ele alacağız. Size bunu mesajlarla bildirdik. Türkiye bugün bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kalmışsa bunun yakın döneme ait başlangıcı diyebileceğimiz Birinci Körfez Savaşı nasıl cereyan etti, ne oldu? Onu birinci derecede yetkili ve şahidi olan değerli Başbakanımız Yıldırım Akbulut Bey'den dinleyeceğiz. Olayları kitaplardan okumak veyahut da kulaktan duymak ayrı bir değer taşır. Ama bizzat hadiseleri yaşayan, sorumluluk alan, karar veren şahsiyetlerden dinlemek tabii ki çok daha farklı anlam taşır. Onun için biz kendisine müracaat ettik. Sağ olsunlar. Memnuniyetle kabul ettiler. Ben de huzurunuzda kendisine teşekkür ediyorum. Milletimizin dürüst, namuslu, seçkin bir devlet adamı. Çünkü buna çok ihtiyacımız var. Herkes için tabii olan bu hal maalesef ülkemizde çok azaldığı için takdir edilmek ve övülmek durumunda kalıyor. Evet. Çünkü dürüst insanlarla herkes uğraşır. Geçmişte bazı isimlerini saymaya gerek yok. Değerli devlet adamlarımız oldu. Onlarla ilgili de böyle içeriden dışarıdan uğraşıldı. Biz anlıyoruz ki o zaman kendilerini tanımasak bile bu insanlar dürüsttür, namusludur, milletine bağlı insanlardır. Kimlerin uğraştığına bakarak bu sonucu da çıkarma imkanı oluyor. Vakti geçirmemek üzere ben hemen 1991 Birinci Körfez Savaşı'da neler oldu, sonrasında neler yaşandı, değerli başbakanımızdan dinlemek üzere ben sözü kendisine veriyorum. Buyurun efendim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu biraz evvel bahsedilen çerçevede konuşma yapmam için Sadi Bey bana ulaştı. Ben de memnuniyetle bu dileğini yerine getirmek amacıyla bugün buradayım. Hakkımda iltifatkar değerlendirmelerine de çok teşekkür ediyorum. Ben kısaca ana hatlarını bu Körfez Savaşı'nın sizlere anlatayım. Detay bilgiler istiyorsanız veyahut zihninizi meşgul eden konulara değinmemişsem onları bana sorun. Ben bu sorulara bildiğim doğru cevapları vereceğim. Körfez Savaşı'nın başlangıcı malum. Saddam Hüseyin'in Kuveyt'i işgaliyle başlıyor. Bundan evvel, bu tarihten evvel ben Irak'a gitmiştim. Mayıs ayında. Bizim Irak'tan alacağımız vardı. Bunu tahsil edebilmek veya bu konuyu görüşmek ve ticari münasebetleri, iktisadi münasebetleri geliştirebilmek maksadıyla bu ziyareti yaptım. İlk önce tabii Taha Yasin, Ramazan ve bizim heyet bu konuları görüştüler. Bu bir protokol gereği de Saddam Hüseyin'in ziyaretimiz oldu. İşte esas Saddam Hüseyin'in maksadı o ziyarette bana göre açığa çıktı. Bizim güncelik konumuz, alacaklarımız, ticari ilişkilerimiz ve su meselesiydi, su. Bu su meselesini durmadan Irak
gündeme getirir. Dünya kamuoyu yaratmak ister. İşte bizim suyumuz yok, siz bizim suyumuzu kesiyorsunuz. İşte siz bize su vermiyorsunuz gibi propagandaları devamlı yapmak üzere hareket ederdi. Biz ise Atatürk Barajı'nı yapmışız, suyu kontrol altına almışız. Belli miktar suyu devamlı olarak veriyoruz. Hatta daha çok. Çünkü barajda su birikiyor. Baraj olmadığı takdirde sular azaldığında az su gidiyor. Çoğaldığında da fazlası gidiyor. Ama baraj sayesinde normal istikrarlı bir su akışı var. Yani problem olacak bir şey yok. Ama bunu durmadan kaşır, durmadan konuşur. Yine ben Saddam Hüseyin'le bu minval üzere konuşacağımızı düşündüm. Düşünürken o hiç bu konulara değinmeden hemen dedi ki sizin haliniz nice olacak. Şimdi mevzu tam değişik. Ben ne bekliyorum, o ne söylüyor. Ve devam ediyor. Dedi ki artık NATO'nun önemi kalmadı. Amerika da sizi korumaz. Sonra dedi Amerika nedir dedi. Amerika bir güç değildir dedi. Güçlü devlet etrafına söz geçiren devlettir. Amerika bize söz geçiremez. Bu minval sözleri var. Şimdi ben dedim ki, biz savunmamızı NATO'ya bağlamış değiliz. Türk milleti olarak biz savunmamızı 7'den 70'e yapan bir milletiz. Yalnız dedim, Atatürk bize dedi ki, yurtta sulh, cihanda sulh. Biz bu nesil olarak bu prensibin savunucusuyuz. Ama dedim yeni yetişen gençler diyorlar ki bizim eskiden sınırlarımız nerelerdeydi? Neydi? Şimdi dedim onu araştırıyorlar. Bilmem ileride hangi noktaya varırlar. Onu da bilemiyorum ama sizin daha iyi bilmeniz lazım ki biz savunmamızı hiç kimseye bağlı olarak yapmıyoruz. Kendimiz millet olarak. Şimdi buradan çıkan sonuç kişinin bir yayılmacı zihniyetinin olduğu şeklindeydi. Tabii 2 Ağustos'ta herhalde Kuveyt'i işgal etti. Arkasından onun Kuveyt'ten çıkması için çok girişimler oldu. Yani silaha başvurmadan çıkması istendi. Ama o ısrarla çıkmayacağını gösterince Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi güç kullanma, onu çıkarabilmek için güç kullanma yetkisini onayladı, yetki verdi çok uluslu koalisyonu. Bu yetki çerçevesinde herkes üzerine düşeni yapacak. Biz ne yaptık? Ve ambargo kararı da alındı. Biz petrol boru hattını bir talep olmadan kapattık. Niye? İşte Amerika dedi de siz kapattınız falan gibi bu münakaşaya girmemek üzere biz onu kapattık. Ve havaalanlarımızı da açtık. Yani çok uluslu
şeylere, güçlere, havaalanlarında bizim Körfez Savaşı'nda Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak yaptığımız şey ambargoya uymak ve havaalanlarını aşmaktır. Tabii o zaman işte havaalanlarını niye açtınız? İşte nasıl oldu da efendim işte siz bir Müslüman ülkeye yabancıların bizim havaalanlarından gidip onlara bomba yağdırması veyahut onları taciz etmesi nasıl izah edilebilir diye yurt içinde de bir muhalefetle karşılaştık. Ama yaptığımız şey budur. Şimdi tabi rahmetli Özal cumhurbaşkanıdır, ben başbakanım. Rahmetli Özal o zaman kamuoyuna işte gazetecilerle olan konuşmalarında veyahut bazı milletvekili arkadaşlarla yaptığı sohbetlerde canım biz de bir asker göndersek işte daha masaya otururuz şeklinde buna benzer mesajlar verdi, veriyordu. Ve sonra da bu döndü, dolaştı bu iş. Efendim dendi ki, işte Özal bir takım düşünceleri vardı. Ama o düşüncelere başbakan ve genelkurmay başkanı mani oldu. Onlar ona ayak uyduramadı. Diye de böyle bir hala benim hakkımda yapılan bir eleştiri var. Şimdi eğer sorarsanız bunların detaylarını ne derece haklı olup olmadığını ben anlatabilirim. Şimdi peşinden söyleyeyim ki bu eleştiriler hakikate uygun eleştiriler değildir. Hakikaten Özal bir askeri müdahale yapmamızı istiyor muydu? Yani biz de işte bir miktar askerle girelim diye ve hatta Musul Kerkük hususunda şöyle bir kazanım elde ederiz diye hakiki olarak bir teklifi, bir isteği var mıydı? Ha, istek olabilir de bir teklifi bir sonra şöyle diyelim, karar tek başına o bir karar verecek durumda değil yani. Neticede bir hükümet, bir başbakan, bir meclis var. Ama bunu mesela bir Milli Güvenlik Kurulu'nda söyleyebilirdim. Mesela onun başkanlığında toplanıyor. İşte ey heyet, biz şöyle şöyle kuzeyden, yani Irak'ın kuzeyinden, bizim güneyimizden bir cephe açalım. İşte bu birleşik güce biz de bu şekilde destek verelim. Burada kazanımız olur, kazanmamız olur, kazanımlarımız olur şeklinde gündeme gelmiş bir konu var mı? Ben soruyorum cevabım. Böyle bir şey var. Şimdi arkadaşlar, ben şuna inanıyorum. Yapılacak bir hareket, bir karar her şeyden evvel devletin organlarının görüşüp vereceği bir karar olmalıdır. Yani yoksa böyle sohbetlerde
veyahut 2-3 kişi arasında konuşularak devletin önemli konuları veyahut konuların hepsi önemlidir. Böyle bir şekilde karar verilemez. Benim inancım odur. Yani Milli Güvenlik Kurulu'nda oturulur, konuşulur. Cumhurbaşkanlarının Bakanlar Kurulu'na bizim anayasamıza göre başkanlık etmesi ve istediği zaman onu çağırıp başkanlık etmesi yetkisi var. Şimdi siz sorabilirsiniz ki buralarda görüşüldü mü bu konu? Hayır. Buralarda görüşülmedi. Ha görüşülseydi ben asker göndermeye razı olur muydum? O ayrı bir konu. Asker göndermek için ne gibi bir ihtiyaç duyduk? Ne gibi bir gelecek gördük? Bu hususta benim hiçbir bilgim yok. Hiçbir tahminim de yok. Yani canım biz oraya girseydik, işte Musul Kerkük'te hak iddia ederdik. E nasıl ederdik yani? Ve onun en yakınında bu işleri konuşanlar, onun Musul Kerkük'e girmek gibi ve onu almak gibi bir niyet olmadığını da ifade ediyorlar yazılı beyanlarında. Hani sonra nasıl yapabilirdik? Böyle bir şey olabilir miydi? Ben ihtimal vermiyorum. Bugün de vermiyorum. Yani o zaman da vermiyorum, bugün. E peki o zaman ben niye asker göndereyim? Yani sebebini nasıl izah ederim? Bugün de düşünüyorum. Ya gönderseydik. Ya niye göndereyim? Ne diyeyim? Yani size şimdi ben asker gönderdim. Şu sebeple demem lazım gelmez mi? Ben böyle bir sebep görmüyorum. Ha, sonra ne oldu? Sonra şöyle bir hava esti. İşte Amerika da bizden istiyor canım. Yani biz de güneyden bir cephe açalım. Dışişleri Bakanı Baker geldi. Dedi ki bizim böyle bir talebimiz yok. Yani biz sizin asker göndermenizi, cephe açmanızı falan istemiyoruz. Bize yapacağınız şey havaalanlarımızı açmaktır. Biz de onları yerine getirdik. Şimdi işte eleştiriler de rahmetli Özal'ı eleştirmek için söylemiyorum. Yalnız o durumu biraz aydınlatmak için söylüyorum yani. Biz Özal'a bir muhalifliğimiz falan yok ama düşüncelerimizde değişiklik olabilir yani. İşte mesela diğer arkadaşlar, canım işte girseydik, işte Özal'ın vizyonuna uygun hareket etmedi başbakan falan deniyor da, şimdi birisi kalkıp demiyor ki, girseydik şöyle olacaktı. Yani tamam girseydik de sonu ne? Yani birisi kalkıp dese ki, hatta aksini söylüyorlar. Ya Musul Kerkük gibi bir problemi yok. Ama biz de masaya otururuz. Canım masaya oturacaksak ambargoya uymuşuz, petrol hattını kapatmışız. Havaalanlarımızı açmışız. Daha ne yapacağız ya? Yani? Asker göndermenin bir fazlalık olduğunu düşünüyorum. Hatta bir ara, belki bu hiç kayıtlara geçmemiştir veya konuşulmamıştır. Çünkü ben de yani bunları sık sık anlatmadım. Şimdi asker gönderme olabilir ki bize bir şey katkı yapmaz da bizim askerimizin olur ki kırılmasına neden olur. Ben bunu düşünmek mecburiyetindeyim. Ama dedik ki bir fırkateyn gönderelim. Eğer göndermek gerekiyorsa. Ama o gündeme gelmedi. Yani öyle üzerinde durulup
bir görüşme konusu, bir gündem konusu olmadı. Ha fırkateyn niye? Fırkateyn de bize bir zarar olmaz ya. Yani. Askerimize filan bir zarar olmaz. Ama ben buradan güneyden bir cephe açtığımda olur ki bizim askerimize bir şey gelir yani, zarar gelir. Ne pahasına gelir? O zaman siz bana sormaz mısınız? Ya kardeşim, sen şimdi bu gönderdin, iyi. İşte şu kadar da cana mal oldu, evet. Ne elde ettin? Kime dayandın? Kim ne dedi? Niçin gönderdin? Vallahi ben işte gönderdim. Olur ki masaya otururuz da bize de bir şeyler düşer filan. Yani böyle bir mantık olur mu? Böyle bir şey olmaz. Ben öyle düşünüyorum. Bugün de öyle düşünüyorum. Yani siz yine sorsanız aynı cevabı verirsiniz. Değişik bir şey. Sonra bir konu daha söyleyelim. Onlar ilgili değil de. Yani o kararımla ilgili değil. Biz eğer Saddam Hüseyin veyahut öyle demeyelim de bu çok uluslu güç Irak'a girer. Dolayısıyla Irak'ta bir savaş başlar. Bir kaos ortamı oluşursa biz ne yaparız diye şimdi hatırladığım kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ben, Genelkurmay Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı ve zannediyorum bizim arkadaşlardan da bir iki kişi köşkte oturup bu konuyu konuştuk. Yani bir kaos ortamı olur Irak'ta. İran bir müdahale etme teşebbüsüne geçer. Veyahut Suriye aynı şekilde hareket etmek ister. O zaman biz ne yaparız diye bir toplantımız oldu. Ki doğru. Burada ne yaparız? Böyle bir şey olur. O zaman dendi ki biz ilk önce bunların olmaması için gayret sarf ederiz. Ama kontrol edebileceksek bir kontrol ve o takdirde de bir askeri güce ihtiyaç varsa onu kullanabiliriz gibi. Şimdi aradan çok zaman geçti. Ben söylemekten hicap duyuyorum. Ama bazı şeyleri herhalde söylemek lazım. Şimdi o zaman Genelkurmay Başkanı dedi ki bizim kara kuvvetler olarak 10 günlük mühimmatımız var. Hava kuvvetleri de dedi ki bizim 3 günlük mühimmatımız var. Genelkurmay Başkanı dedi ki biz girersek çıkamayız. Şimdi bunlar girip girmeme hususunda benim kararımı değiştirmiş değil. İsterse 30 günlük mühimmatımız olsun, isterse 40 günlük mühimmatımız olsun, bu benim kararımı değiştirmez. Yani bizim oraya ancak bir müdahale söz konusu olduğunda veyahut böyle bir kaos ortamında diğer komşu ülkelerin hareketleri, o zaman da bakıp göreceğiz hareketin boyutunu. Böyle bir konumda eğer bir müdahalemiz gerekiyorsa bunu konuşmuştuk. Mesela Saddam'ı devirdiler. Şimdi bu birinci Körfez Savaşı'nda yine oraya geldik. Rahmetli Özal o çok uluslu güçten, dolayısıyla Amerika'dan
Saddam'ın devrilmesini istiyordun. Birincisinde. Yani Bağdat'a girsinler, işte Saddam'ı devirsinler. Ama o zamanki idare, bilhassa Baker, Dışişleri Bakanları, biz bunu yapmayacağız. Çünkü yaparsak kaos olur dedi. O zaman yapılmadı. Yalnız 36. paralel diye bir çizgi çizildi. Saddam'ın Kürtlere müdahalesini veyahut zulmünü önlemek bakımından. Ama aradan seneler geçti, işte 10 sene geçti. İkinci Baba Bush zamanı geldi herhalde. Onlar geldi, bunda nükleer silah var dediler. Olmuş. Olmuş, pardon. Nükleer silah var dediler Irak'ta ve Saddam'ı devirdiler, idamına sebep oldular. Sonra dediler ki yanlış istihbarat. Yokmuş. Yokmuş dedi ve yok. E şimdi bu doğru bir şey mi? Peki Saddam'ı devirdiler de Irak'ta ne oldu şimdi? Irak'ta hala Amerika askerleri çıkacağım dedi yeni Obama geldiğinde. Hala çıkamadı. Çıkacağı da yok. Çünkü orada sular durulmadı. Durulur mu? Bilmem. Yani buradan şuna gelebiliriz. Eğer rahmetli Özal'ın canım işte birinci Körfez Savaşı'nda siz bu Saddam'ı indirseydiniz aşağı, evet, işte ortalık ne olurdu yani Saddam'ı aldığınızda? İşte bugünkü gibi olurdu. İşte bir kaos ortamı doğardı, hala doğmuş vaziyette. Yani size bilmem cevabınızı tam böyle berraklıkla sorunuza cevap veremem. Yani bu biraz karışık bir iş. Şimdi müsaadenizle ben Sayın Başbakan'ın televizyonlarda bu konuyu iki defa anlattığını dinledim. Bu söylediği hususu biraz daha aşmak lazım, o kaos işini. Baker iki defa kendisine gelmiş. Bölgede dolaştıktan sonra Sayın Başbakan'a geliyor. Anladığımıza göre siz müdahale etmek istiyorsunuz. Bakın Birleşmiş Milletler Irak'ı Kuveyt'in işgalinden uzaklaştırmak için bir karar aldı. Biz bu kararı uyguladık, Kuveyt'i kurtardık. İstesek Bağdat'a gider Saddam'ı indirebilirdik. Ama İran'ın önü açılır ve bölgede büyük bir kaos meydana gelir. İşin içinden nasıl çıkılacağı hakkında bir bilgimiz yok. Ama siz bilirsiniz demiş size. Siz çünkü televizyonda öyle söylediniz. Bu kaos de, meselesini tabii, bu kaos sadece iç yapısı değil, tabii. Bir de İran meselesi. İran, işte zaten İsa. Suriye, İran. Evet. Tabii yani bu konu da yani girip de Saddam'ı devirmemenin gerekçesi. Evet. E şimdi o zaman bizim tabii Özal'la, çünkü biz istiyoruz diye bir şey yok. Hükümet olarak biz ben hiçbir zaman evet, istemedim. Evet, siz söylediniz onu. Hatta bakın bir anlatayım ben. Şimdi o zaman Amerika Büyükelçisi Abramovich'ti. Birinci Körfez'de. Evet. Yok, Baker. Bizim Büyükelçi. Baker Dışişleri. Dışişleri. Evet, evet. Baker Büyükelçi. Doğru, Abramovich. Şimdi bir Solars diye bir senatör var. Bu Solars'ı bana iki kere getirdi. Ve Solars şöyle özetleyeyim yani geçmiş gün dedi ki biz sizin dedi güvenliğinizi korumakla mı görevliyiz? Mecbur muyum?
Bir taraftan İsrail, bir taraftan siz, biz sizin güvenliğinizi korumak mecburiyetindeyiz. Onun için elinizi taşın altına sokacaksınız. Siz de kuzeyden bir cephe açacaksınız. İkinci defa gelip aynı şeyi söyleyince Baker şeyi bu Abramovich'e dedim ki biz katiyen cephe mepe açmayacağız. Ve bir daha da bana bu taleplerde bulunacak kimseleri getirmeyeceksin. Bu konuda benim kararım başbakan olarak budur. Şimdi tabii ben başbakan olarak böyle konuşuyorum. Özel rahmetle başka mesajlar veriyor. Evet. Şimdi kamuoyu da bunu değerlendiriyor. İşte bak Özal böyle dedi, başbakan, genelkurmay başkanı işte mani oldu. Ya biz neye mani olduk? Evet. Yani bir ortaya konsa neye mani olduğumuzu ben de ya evet diyeceğim ya hayır diyeceğim. Biz neye mani olduk? Ve asker gönderelim, niçin gönderelim? Bir gerekçe, yani ben millete bir gerekçe sunacağım. E canım işte biz de gidip masada otururuz. Canım masada otururuz da ne olur? Ben masada oturmam için kâfi değil mi? Buradan evet. Havaalanlarımı açmışım, ambargoyu uygulamışım, petrol borusunu kapatmışım. Yani illa asker göndermeyle mi bu cilalanacak? Masaya oturacaksak buyurun oturalım. E oturduk mu masaya? Hayır. Hayır. Teşekkür etti. Etti mi etmedi mi? Bize etmedi. Ha. Biz yoktuk listede. Ben, yani, evet. Şimdi o işte, bu evet. Yani biraz amiyane olacak ama kraldan çok kralcı olmanın da bir anlamı yok yani. Bana göre, evet. Ben öyle düşünüyorum. Bugün de öyle düşünüyorum. Evet. Şimdi ben de aynı kanaatteyim ve çok isabetli olmuş diye düşünüyorum. O gün de bugün de öyle düşünüyordum. Şimdi bir şeyler ben de size söyleyeyim. O zaman rahmetli Mustafa Taşer hükümetteydi. Evet, bakan. Evet. Evet. Halil Şıkın sağ, o da hükümette. Bunlar birbirlerinden habersiz olarak beni aradılar, bir görüşelim diye. Görüştük. Özal bunları çağırmış, demiş ki, kimseye söylemeyin demiş. Size müjde söylüyorum, veriyorum demiş. Bu sizin Türkmenliğe de dahil, kuzeyi kurtarıyoruz demiş. Kurtaracağız demiş. Ama kimseye söylemeyin. Bilhassa Türkmenlerin adını kral zikretmeyin demiş onlara. Onlar da bana söylediler. Ben de dedim ki, burada bir arkasında başka bir plan var. Bu söylenenden ibaret değildir dedim onlara. Sonra devam edelim. Her şey bitti. 36. paralel yapıldı. 36. paraleli kim istedi paraleli? Mesut Yılmaz Bey diyor ki, Özal bize söyledi, gittik Amerika'ya, biz anlattık. 36. paralelde, yani havadan ve karadan Saddam'ın kuzeye girişini önlemek üzere bir güvenli bölge yaratalım diye. Amerika da bunu kabul etti diyor. Ben sonra çeşitli kaynaklardan öğrendim ki bu Amerika'nın görüşü ama Özal diyor ki bunu biz size söyleyelim, siz bize söylemeyin diyor. Bu yanlış da olabilir ama 36. paralel var. Saddam'ın daha önce çünkü kuzeye geldi. Bir kısım insanlar, peşmergeler Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldılar. 70-80 bin kişi. Haç konaklama tesislerinde, süresiz Türkiye. Halepçe katliamı. Evet. Özal o Halepçe katliamından çok etkilenmiş. Ona karşı bir şey yapmak istiyor. Bunu nereden anlıyoruz? Bu 36. paralel herkesin zannettiği gibi coğrafyadaki düz bir çizgi değil. Sadece Kürt aşiretlerinin bulunduğu bölgeleri koruyacak şekilde bir grafik eğrisidir. Nereden biliyoruz onu? Mesela Musul 36. paralelin üstünde, yani korunması gereken bölge. Musul koruma dışında bulunduruldu. Mesela Süleymaniye 36. paralelin altında, korunacak bölge içinde değil ama içine alındı. Ha, demek ki Türkmenleri, Arapları hariç tutarak mümkün olduğu kadar Kürt aşiretlerini koruyacak bir güvenli bölge meydana getirilmiş. Ha demek evet. Zaten ondan sonra da Amerika'nın bu önce ikişer ay galiba, sonra altışar aya çıkartıldı. Bu güvenli bölge meselesi süresi uzatıldı Büyük Millet Meclisi'nde. Orada havaalanları yaptı, yol yaptı, insanları götürdü, eğitti vesaire.
bugünkü Barzani Devleti'nin, Kukla Devleti'nin altyapısını oluşturdular. Öyle olunca kuzeyden girmeyle bunu birlikte yorumlarsak anlam kazanıyor. Yoksa hakikaten bu ne ifade ediyor durup dururken? Boşlukta bir laf. Libya meselesiyle ilgili müsaade ederseniz ben bir iki şey söyleyeyim. Türkiye Libya'ya biz namlı çevirmeyiz dedi. Biz katiyen iç işlerine karışmayız dedi. Hatta önce Kaddafi'yi çok keskin şekilde başbakan savundu. Ne oluyor vesaire diyor. Onunla dostluğunu belki de düşünerek veya başka hesaplarla. Şimdi nereye geldi iş? NATO'da Türkiye görev aldı. Peki NATO ne yapacak? Havadan uçuşu engelleyecek. Denizden bir takım ikmal vesaireyi önleyecek. Biz de orada aktif görev aldık. NATO devraldı. 2 gün oldu galiba. 2 gündür Libya bombalanıyor. Hani biz namlı çevirmeyecektik? Yani böyle uluslararası büyük güçlerin arasına girdiğiniz zaman onların projelerinin, hedeflerinin ne olduğunu tam bilemeyeceğiniz için sizi sürüklerler, istemezsiniz de sürüklerler. Biz bir yandan Bingazi'deki Türkiye'yi çok seven o Sinusi mezhebi veya tarikatı, mezhebi de diyorlar, mensuplarına karşı Kaddafi'yi savunduk. Onlar camilerde faiz verdiler. Türkiye'ye biz dost bilirdik, ne oluyor bu diye. Düşman yaptı Türkiye bizi diye. Şimdi Kaddafi'yi bombalıyoruz. Onu da düşman yaptık. Çünkü biz büyük güçlerin peşine takıldık. Yani buralarda hamasi beyanatlar verilebilir. Herkesin gönlünü okşayan sözler söylenebilir. Devletler arası ilişkiler biraz önce başbakanımızın da söylediği gibi kumar oynar gibi olmaz. Ya tutarsa olmaz, ya tutmazsa ne olacak? Onun için sağlam hesabımız olmalı. Bizim yapmadığımız bir hesabın içine biz canım büyük devletlerin arasında dolaşalım, gölgeleri bize de düşer, bize düşmez. Hele Türkiye'ye 1000 yıldır bir medeniyeti batıya karşı koran olmuş bir Türkiye söz konusu ise Türkiye'ye hiç düşmez. Onun için çok hesabı iyi yapmak lazım bir. Bir başka şey daha söyledi, kapalı geçtiği için ben açmak istiyorum. Bugün dünya düzeni dediğimiz yaşanabilir, barış, istikrar ve huzur var ise bu devletlerin siyasi eşitliği, devletlerin bağımsızlığı, toprakların kutsallığı, dokunulmazlığı, iç işlerine karışılmazlık gibi 4 temel üzerine kurulmuştur. Amerika Irak'a gitti. Önce Birleşmiş Milletler kararı da yok. Yok. Efendim sonra gitti Afganistan'a karar aldı, girdi. Pakistan'ı bombalıyor köylerini vesaire fukara insanları. Şimdi tuttu Libya'ya girdi. Bütün dünyadaki bu işlerden anlayan devlet adamları bu sistem bozuluyor mu diye paniğe kapılırlar. Olağanüstü tedbirlere yönelirler. Bizi de bu rahatsız etmesi lazım. Eğer bu dünya düzeni, bu 4 ayak üzerine kurulmuş düzen yıkılıyorsa büyük devletlerin menfaati için bizim bundan endişe duymamız lazım. Üstelik ülkemiz üzerinde de bir yığın hesapların olduğunu biliyoruz. O zaman ne yapar zayıf ülkeler? Güçlü ülkelere karşı topu yok, modern silahları yok, bulutların arasında gözetleme yapamıyor. Bugüne kadar ne yaptılarsa onu yaparlar, teröre başvururlar. İnsanlık teröre doğru sürüklenebilir. Onun için bu haklılık lafı var ya, başbakan söyledi, başbakanımızın, bu çok önemli bir şey. Yani bir ülkeyle bir mesele yapıp görülüyorsa, haklılık, meşruiyet meselesi çok önemli. Irak için de aynı şeyi söylediler, Libya için de. Şimdi Libya'dan Allah'a dua edelim, çünkü elimize başka bir şey gelmiyor, bir de yazıp çizip konuşup, sorumluları uyarıp, ülkemizi bir maceradan büyük devletlerin oradaki parselleyeceği zengin kaynaklar ve gelecekle ilgili düzenlemelere alet konumuna düşmeyelim. Çok korkulacak bir şeydir. İsmet Paşa'nın bir lafı var, kaba bir laf ama çok güzel, affedersiniz, ayıyla çuvala girilmez diyor. Bu büyük devletlerle iş yaparken çok dikkat edin. Onlarda merhamet, onlarda hürmet,
insan vesaire değeri yoktu. Amerika, Irak'ta 1 milyonun üstünde insan öldürdü. Batı'da hiçbir vicdan azabı çekilmiyor. 5000 Amerikalı ölmüş, yer yerinden oynuyor. Yani bizim merhamet anlayışımız, insan anlayışımız, değer anlayışımız, meşruiyet ve hak anlayışımız da onlardan çok farklıdır. Bunları da dikkate almalıyız. Kendi insanımızı kaybederiz. Ne dedi şimdi biraz önce? Eğer soruyormuş komutanım, biz oraya gidip Amerikalılar için ateş mi açacağız Müslümanlara demiş. Basit bir şey ama değeri var. Kendine göre bu. Onu vatandaşlar da söylüyor. Evet, evet. Yani değeri ben var. Bunu aleyhte, hatta biz havaalanlarını açtık diye aleyhte propaganda oldu. Yani dediler ki işte nasıl olur yani bir Müslüman ülkeye siz tecavüz etsin diye, gitsin vursun diye yabancı güçlere havaalanlarınızı açıyorsunuz. Şimdi tabii biz de bir birlik içinde olmaya çalışıyoruz. Yani Türkiye mesela NATO'da görevli. İşte Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyoruz. Alacağımız kararlar bana göre enine boyuna oturup konuşularak müştereken alınmak gerekir. Yani burada ben istedim de böyle oldu, ben istedim de mani oldu diye bir sonuç olamaz yani devlet olarak. Biraz evvel Sadi Bey de söyledi, yani biz öyle yani iki günlük bir devlet filan değiliz. Yani bizim bir tarihimiz var, bir geçmişimiz var, sorumluluğumuz var, iddiamız var. Evet. Yani bizim atacağımız her adımda bir güç kazanmamız gerekir. Manevi güç olsun, millet tarafından destek görsün. Millet cemiyetinde itibar görsün. Yani yoksa öyle ayaküstü verilecek kararlarla veyahut gereği olmayan kararlarla filan böyle biz yer edinemeyiz yani. Öyle bir şey olamaz. Ben böyle düşünüyorum. Evet. Biraz evvel Sadi Bey bir şey ondan hareketle o zamanki gelişmeleri şöyle değerlendireyim. Mesela rahmetli Taşar'ı çağırmış. Evet. Halil Bey'i çağırmış. Demiş ki işte bu şeyi halledeceğiz. Kerkük, şey, Türkmen usulü halledeceğiz. Hiç merak etme. Evet. Ama bana böyle bir şey demedi. Bak. Devlet böyle bir önemli mesele de. Yani işte üç kişiyle konuşup böyle yani bir mesaj yeni vermek. Yeni duyuyorsun. Beş kişiyle, ben yeni duyuyorum. Evet, doğru. Ben bunu bilmiyorum. Ben başbakanım. Kararı verecek benim. Şimdi orada ne yazık ki şöyle oldu yani. Neyse oraya girmeyeyim. Evet, evet. Şimdi bu böyle konuşmalarla bir takım mesajlar veriliyor. Şimdi onun yanında bu konulara sahip olanlar, daha çok onunla beraber bu dış konuları konuşanların beyanları yazıya da dökülmüş. Ben şimdi zaman zaman gözüme çarpıyor, okuyorum. Diyorlar ki böyle Musul Kerkük'le ilgili bir düşüncesi yoktu. Abdülhamid'in şahsi malı, varmış, malı var. O daha evet, önce. O değişti. Daha önce. Ondan değişti sonra de. Değişikliğine uğradı. Ama şimdi rahmetli, ben onu tenkit için söylemiyorum. Kafa karıştırıyor. Açıyor da haritaları. Musul'la Kerkük işte bizimli falan. Ya tamam da biz ne yapacağız şimdi? Yani sen diyorsan ki varsa böyle. Ya girelim de bu işi halledelim. O zaman ben evet mi? Yani hükümet olarak. Ben evet mi diyorum, hayır mı diyorum, bir ortaya çıksın o zaman. Yani şimdi böyle muallakta, siz düşünebiliyor musunuz? Ben sorumlu bir kişiyim. Ya işte Cumhurbaşkanı böyle demiş. Ben de bunun üzerine giriyorum. Yarın Cumhurbaşkanı kalksa dese, ya ben böyle bir şey demedim, nereden çıkarıyorsun? Ayaküstü olmaz. Kerkük'teki Türkmenlere çok mezalim yapıldı. Ama yok. Bakın biz o Türkmenleri o zaman hayır. O zaman imkan dahilinde Türkiye'ye gelebilecek çoğunu Türkiye'ye getirdik. Birinci körfez. Şimdi o petrol meselesi hani Sultan Abdülhamit Han'ın doğru o üzerine tapulamış. Sonra onu efendim kamu menfaatini şahsına geçirmiş diye biraz da tenkit ederek
devlet şeyine geçirdiler Osmanlı zamanında. Bizim oradan petrollerden alacağımız taksitlerle ödenen paralar belli bir tarihten sonra ödenmedi. Bir tazminat vermişler galiba. He, biraz para, o da bilinmiyor. Bunu kimse bulamadı kimse, onu. Evet. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütçesinde 1 lira olarak Kerkük petrollerin geliri diye gösterdi. Yani böyle bir durum var. Resmi kayıtlarda da bu devam etsin. İleride ne olur belli olmaz gibi. Özal'ın emriyle sonra o kaldırıldı bütçe. Yani ben öyle bir şey düşünsen, şeye düşün. Önce kaldırdı onu bütçeden. Evet evet, kendisi Özal kaldırdı bütçeden onu. Saddam'la konuşmuş. Saddam demiş ki bunu bize karşı böyle tutuyorsunuz. Buna gerek yok, manası da kalmadı demiş. Peki deyip Özal emir verdi, kaldırıldı. Demek ki öyle bir niyeti yok. Ama bu Halepçe meselesi ona çok tesir etmiş. Onun intikamını almak istiyor diyebiliriz veya bir haksızlığa karşı bir belki kendince bir şey yapmak istiyor. Ama 36. paralel denilen o yalanla başka bir şey yapılmak istendiğini biz gördük. Hep ben öteden beri savunduğum şey şudur. Bu konular için söylemiyorum. İşte eğer biz o büyük devletler gibi masaya oturacaksak, eğer onlar masaya oturup ne gibi menfaatler elde ediyorsa biz de o gibi menfaatler elde edeceksek, bizim her yönüyle güçlü olmamız gerekir. Yani ekonomik bakımdan güçlü olmamız gerekir. Üretim bakımından güçlü olmamız gerekir, teknoloji bakımından güçlü olmamız gerekir. Siyasi nüfus. Siyasi, evet, nüfus bakımından güçlü olmak gerekir. Askeri. Şimdi yani bir söz söylüyorsak yerine getirebilme gücümüz olmalıdır. Şimdi bir tarihi gözden geçirin, yakın tarihi. Neler söylemişiz? Arkasında durmamışız. Bu güçle ilgilidir. Bu ilimle, irfanla, teknolojiyle ilgili bir iştir. Şimdi biz dışarıdan aldığımız maddiyatla çarkımızı döndürüyorsak, borç alan, borç yiyen bir milletin öyle uzun boylu sözü de geçerli olmaz. Yani kim diyorsa ki geçerlidir, biz şöyleyiz, biz böyleyiz, bu öyle, bu öyle pek inandırıcı bir iş değildir. Coğrafyamız önemli. Bu coğrafyada biraz evvel söyledim, teknolojik bakımdan da güçlü bir orduya da daima ihtiyacımız vardır. Yani bütün bu konuşmalarımızda eleştiriyor gibi görünsem de bu bazı tespitlerim nedeniyle belki bunda hak görüyorum ama o ile ordunun da zafiyetinin devamlılığı manasında değildir. Biz o gün kimse bizden bir şey istememiş. Yani öyle siz de girin işte şurada şu şekilde bu şekilde bir menfaatınız olur şeklinde hiç kimsenin bize böyle bir talebi olmamış. Yani o gücün bizden böyle bir şey istememiş. Yani bir ışık yok. Ya girseydik, şimdi ben soruyu size soruyorum. Girseydik, Saddam güçleriyle de savaşsak. Ben şimdi hepinize soruyorum. Savaşsaydık. Savaş zaten Amerika girdi, kara harekatı 4 gün mü sürdü, 3 gün mü sürdü, Saddam hiçbir karşılık bile vermedi, teslim oldu, kuvvetten çıktı, onlar da çekti gitti. Öyle değil mi? Peki biz girince kalacak mıyız? Ne yapacaktık? Yani girdik, savaştık. Amerika'da işte vuruştuk, öldük, öldürdük, neyse. Ondan sonra Amerika'da çekti gitti.
Çünkü kuvvetten çıkarmak için uğraşıyordu. Adam da kuvvetten çıktı. Biz ne yapacaktık şimdi? Kuzeyi de kurtaracaktık. Hayır yani hep beraber düşünelim yani burada. Eğer siz derseniz ki, siz derseniz ki yok biz orada kalırdık arkadaş. İşte Musul'u, Kerkük'ü de alırdık, savaşırdık, çıkmazdık. Yani hayır, öyle düşünenler varsa saygım var yani. Ben cevap vereyim. Bir dakika. Şimdi Amerika ikinci sefer geldi. Vurdu, devirdi. Kaç sene oldu? 8 sene. 8 senedir çıkamıyordu. Ve çok zor durumda kaldı. Zayiatlar verdi. Tenkitlere maruz kaldı. Ve oradaki insanlar da birbirine düşürdü. İşte ne bileyim Kürtler bir taraftan Sünniler bir taraftan İran tesiri altında kalan Şiiler bir taraftan birbirleriyle haynuz bir anları. Şimdi soru şu yani tekrar. Siz bana söyleyebilir misiniz ki savaştınız, savaşa girseydiniz, savaşsaydınız şu sonuç çıkardı. Şimdi bu 36. paralel bir bakıma yani alt niyetini düşünmezsek bize cazip gelen tarafı neydi? Yani onu söylemek gerekir. İşte Saddam Kürtleri kovdu. Baskı yaptı. Hepsi bize 60-70 bin Kürt geldi. Peşmerge. Şimdi peşmergeler geldi. Mevsim kötü. Dağlık alan. Türkiye bütün imkanlarını seferber etti. Bunlara işte yiyecek, içecek, işte çadır vesaire temin etmeye vatandaşlar da dahil bir seferber olduk. Elimizden geleni yaptık. Bu Batı ülkeleri yine bizi tenkit etti. Neymiş bir jandarma işte bilmem ekmek dağıtırken, su verirken bir vatandaşın birini dipçikle şöyle itelemiş. Vay! Biz zulmetmiş. Yahu kardeşim, bu adamları biz korumak için almışız. Saddam'ın zulmünden diyelim, tehdidinden diye almışız. Elimizden geleni yapıyoruz. Dağlık arazi, yol yok, iz yok. Onlara imkan vermeye çalışıyoruz. Bu sefer dendi ki, işte bu 36. paralel olursa bunlar oraya gider. İşte o sizin tampon bölge dediğiniz, biz öyle dağıtları. Siz bunları bir Halepçe şeysi olmasın. Çünkü oradan gelenler bize rahatlık vermedi. Yani o şeyden daha evvel. Evet. Yani bizde problem çıktı o zaman. Problemler çıktı. Dedik ki kendi ülkelerine gitsinler. Yani konu bundan ibaret. Ben yine tekrar ediyorum. Burada bu kadar arkadaşımız var. Hepsi burada bu işi değerlendirebilecek yeteneklidir. Gidelim savaşalım, belki savaşalım. Zayiat verelim, vermeyelim. Sonra ne yapalım? Yani ben de başbakan olarak milletime kalkıp diyeyim ki girdik arkadaşlar, savaştık. İşte zayiat da vermedik. Allah'a çok şükür öyle de kabul edelim. Çıktık geldik. Mi diyeceğim? Yoksa ya gittik, bak şu menfaat elde ettik. Ya bir şey demem lazım. Yani bir hedef göstermem lazım. Veyahut şu hedef için gittik ama yapamadık geldik. Yani o da zor bir işte. Şimdi böyle bir şey yok. Böyle bir şeyin oluru yok. Şimdi kardeşler bak. Bunlar güç işidir, güç. Hep ben bunu söylerim. Ben yani hiç başka. Biz şimdi Kıbrıs'a gittik mi? Bütün millet olarak da bu Kıbrıs hareketine evet dedik mi? Hukuken de haklıyız. Hukuken de haklı mıyız? Anlaşmalar bize bu imkanı veriyor mu? Veriyor. Millet olarak hiçbirimiz şimdiye kadar yahu biz buraya niye gittik? Şu ana kadar diyen de olmadı.
hakkımızdır diye gittik. Halledemedik. 25 sene mi oldu, 30 sene mi oldu? Halledemedik. 74 değil mi? 37 sene. 74 yani bak 37 sene olmuş. Şimdi örnek var burada. Yani böyle sağlam elimizde anlaşmalar var. Oradaki vatandaşların gördüğü zulüm var. Bir istila var, bir katliam var. Bunu önlemeye gitmişiz. Ve bütün milletin de desteğini almışız. Halledememişiz. Yani orada bir gerekçe var. Niye gidiyorsun diye kimse bize sormamış. Yani hükümete. Orada diyor ki bizim soydaşlarımız katlediliyor. Sonra bizim orada stratejik önemi haiz bir yer orada. Yani tabii insanlarımız önemli ama stratejik önemi haiz. Bak İngiltere'nin hava üssü orada. Oradan uçak kaldırıp gidip şeyi vuruyor. Libya'yı. Benim hava üssüme, askerime müdahale ediyorlar. İşgalcisiniz diyorlar. Eğer Kuzey Irak'ta da böyle bir adım atacak olsak siz burada efendim petrole çökeceksiniz, petrolü alacaksınız diye bizim başımıza olmadık işler gelir. Hani onu göğüsleyebilecek miyiz? Yani gelir de. İşte o göğüsleyebilmek güce bağlı. Bir de şu gözden kaçtı galiba. 91'de, hayır 91'de PKK Irak'ta değildi, Suriye'ydi. Suriye'de. Evet. Abdullah Öcalan Beka Vadisi'ndeydi. Evet. Dolayısıyla biz oraya PKK için gittik desek o olmaz zaten. Yoktu. Biz girdiğimiz an açıktır ki Irak devletinin ordularıyla çarpışacaktık. Zaten. Evet. Zaten bu ihtimale binaen onların 6. kolordusu mudur? 8.'si midir? Yani evet. Yanlış olmasın. Bu ihtimale binaen kendi Irak'ın kuzeyinde konuşlanmıştır. Biz geleceğiz diye. Doğru. Savaşacaktı. Bir de hem güç lazım hem de hep görüyoruz. Belli güçlerle anlaşmak lazım. Yani bunun altyapısı önceden safa sağlam hazırlanmadan kendi başımıza gidersek bunun hesabı büyük. Tabii tabii. Yani kimse bize onlara da güven olmaz da. Hayır, menfaat değil. Ama ha, yani güven olmaz. Mesela diyelim ki Amerika desemiş ki bize ya işte siz de girin Musul Kerkük'ten pay alırsınız falan. Yani. Beraberdir. Kendi yoksa olmaz zaten. Bize şimdi bağış şimdi böyle bir şey ne kimsenin aklından geçmiş, ne kimse telaffuz etmiş, ne böyle bir imada bulunulmuş. Böyle hiçbir şey yok ortada. Şimdi siz kendi kendinize demin söyledim, gelin güvey olacaksınız, işe gireceksiniz. Benim düşüncelerim bunlar ve öyle de yaptım, hiç pişman falan da değil. Kıbrıs örneği çok önemli, bir de şey örneği, Saddam'ın Kuveyt örneği de çok önemli. Bak Amerikalılar bir falan göz kırptı deyip oraya girdi, başına gelmedi, kalmadı. Dünyanın en önemli petrol kaynağı ve stratejik bölgesi. Bir de biz bu bölgenin komşu olarak içindeyiz. İyi hatırlattınız. Doğru. O tarihte Irak'ın Amerika Büyükelçisi ismini bilmiyorum şimdi. Diyor ki Saddam'a sizin kuvvetle bu Rahmanya mıdır? Rumeliye. Bölgesi var, petrol. Evet. Yani o bölgede bir ihtilafınız var. Ramallah bölgesinde ihtilafınız var. Siz bu ihtilafı çözmeye biz yardımcı oluruz. Veyahut sıcak bakarız. Mealinde bir sözü var. Bunu da Saddam zannediyor ki ben buraya girersem bana müsaade edecekler yani Amerika müdahale etmeyecek diye giriş sebebi olarak da onu gösteriyorlar. Ama girdikten sonra çık diyor. Evet. Ben mümkün olduğunca o dönemde veyahut başbakanlığın döneminde Cumhurbaşkanı'yla bir organdır yani. Değil mi? Cumhurbaşkanı bizim anayasamıza göre icranın başıdır, devletin başıdır, icranın başıdır.
bir, hele savaş döneminde aykırı düşünceye sahip kişi olarak görünmek katiyen istemedim. Hiç öyle bir mesaj vermedim. Bu ne sonuç doğurdu bu? Bu siyaseten benim aleyhime bir sonuç doğurdu. Tabii. Yani bunlar geldi. Yani ne oldu? Dendi ki, efendim işte ülkeyi Cumhurbaşkanı idare ediyor. Şimdi ben de diyebilirdim ki, ya yok ben idare ediyorum mesela. Şimdi bunu sen böyle o zaman da sen idare ediyorsun, ben idare ediyorum, sen böyle dedin, ben böyle dedim. O zaman bir hassas dönem geçiriyoruz. Milletteki etkisi ne olur? Şimdi bunu herhalde iyi olmaz. Ama bu benim aleyhime oluyor siyasete. Aleyhinde oluyorsa katlanacaksın yani. Başka çare yok. Başka benim anlayışıma göre. Benlik yok. Benlik yok. Ben ne oluyorum? Yok. Devlet, millet ne oluyor? Buna bakacağız. Şimdi popülizm mi değil mi onu cevaplandırmıyorum. Onu siz cevaplandıracaksınız. Şimdi Torumtay Paşa istifa etti. Bana çok sordular. Ben dedim ki vallahi ben bilmiyorum niye istifa etti. Şimdi sen de soruyorsun. Belki diğer arkadaşlar da zihninden o soruyu soruyorlar. Ben yine cevap veriyorum. Ben bilmiyorum. Niye istifa ettiğini bilmiyorum. İstifa metninde, dilekçesinde yönetim tarzını beğenmedim diyor. Şimdi ondan sonrası benim için tahmin. Ya şundan mı istifa etmiştir, bundan mı istifa etmiştir, şöyle mi olmuştur, böyle mi olmuştur gibi tahmin. Tahmin üzerine ben ne konuşmalıyım? Yani hakikat öyle değilse, bilmiyorsan, ne demeliyim ben şimdi? Ama efendim, siz başbakan olarak Genelkurmay Başkanı size bağlı değil mi? Yani size bağlı bir mercinin istifasını bilip bilmeme hakkına sahip değil misiniz? Peki, tabii. Şimdi burada bir noktaya geliyoruz. Şimdi önemli nokta bu. Bizim anayasamız der ki, Genelkurmay Başkanı sayılan görevlerinden dolayı, kanunen sayılan görevlerinden dolayı başbakana sorumludur. Şimdi bir kere bu sorumluluk nedir? Onun ölçüsü nedir? O da tartışılır. Yapıldıktan sonra çıkan sonuçlar bakımından. Yani nedir sorumluluk? Böyle bir laf. Ama bu lafı, bu anayasadaki bu lafı şimdiye kadar, bu döneme kadar hiçbir Genelkurmay Başkanı benimsemiş değildi. Sadece Özkök, Özkök Paşa Genelkurmay Başkanı iken o özgeçmişinin yazarken veyahut da duyururken bir cümle yazmış. Genelkurmay Başkanı Başbakan'a sorumludur diye anayasanın hükmünü yazmış. Neredeyse aforoz edeceklerdi onu. Niye yazdın bunu? Bu tip konuları değerlendirirken sadece o olayla dar çerçeve içinde acaba bu politikayı niye yaptı vesaire diye dar çerçeve içinde kalarak değil, hadiselerin devam eden seyrindeki tutumuna da bakıp birlikte yorumlamak lazım. Şimdi ben de hatırlıyorum, çok yakını olan bu meseleleri konuştuğu danışmanları veya gayrimesul ama çok sıkı fıkı konuştuğu kişiler hatıralarında yazdılar. Böyle gidip Irak'ın kuzeyinde Musul, Kerkük, Erbil'i işgal etmek gibi bir niyeti yok diyor zalim.
Hatta o fikir hakik. Tabii tabii öyle söylendi. Tabii, üç kolip vesaire cildi laflar çıkardılar. Aslı var yok. O şekilde laf, kamuoyu oluştu. Kamuoyu öyle oluştu. Zaten bilmiyorum, kamuoyu öyle oluştu. İşte ben de bu toplantıya onun için geldim yani. Yoksa aradan zaman geçmiş. Ama siz yani de... Anlatma lüzum var. Çok güzel, çok güzel. Yani bu, bunu bilmek, bilensiniz, bilinsin diye. Çünkü ben demin söyledim ya, konuşmadım çoğu zaman. Doğru. Konuşmayınca, yani böyle bir intiba uyandı. Fatura size. Ben dedi. Birlikte çalışmayı severim yani, birlikte benlik yapmam. Ama inanmadığım şeyi de yapmam yani. Şimdi daha sonra soruda söylediniz, federasyon vesaire gibi laflar etti diye. Şimdi 36. paralel, bunu biz teklif ettik diye görünüyor. 36. paralelin uygulaması, takip eden zaman dilimi içerisinde federasyonu da konuşsak sözleri ile birlikte düşündüğünüz zaman Irak'a müdahale meselesi oradaki kuzeydeki bugünkü yapının sanki oluşturulması arzu edilmiş. Ama bunu açıktan söylese olmazlar. Hele o gün hiç hazmetmez toplumda. Şimdi şöyle. Çorumtay Paşa istifa etti. İşte vatandaş da diyor ki, ya niye istifa etti? Ya hakikaten ben niye istifa ettiğini bilmiyorum. Yalnız beyanat verdi. Bir haftalık benzin stokumuz yok, hazırlığımız yok. Ha. Ben böyle bir şey yapamam gibi bir şey. Siz söylediğinizi aşağı yukarı söyledim. Şimdi bir sıkıntı varsa, bakın bu, hayır, bak bir sıkıntı varsa, benim düşüncem, bir rahatsızlık varsa, sorumlu olduğu başbakana anlatmak gerekir. Evet. Mesele oradadır. O kendisini cumhurbaşkanına sorumlu zannetti. Savaş halinde Cumhurbaşkanı başkomutan ya. Efendim bir savaş halinde. O da emir veriyor, savaş emri. Şimdi başbakanlığı tanımadı. Evet. Çünkü tanımadı direkt, ki. Emri direkt oradan alıyor çünkü. Ha şimdi gelsin desin ki şu noksanımız var, bu noksanımız var, işte hazırlığımız yok. Ya bana böyle mi düşünüyorsunuz? Bana yanlış emir verdi Cumhurbaşkanı filan. Siz ne diyorsunuz filan? Çünkü ben demin söylediğim sözler içinde değerlendireceksiniz. Ne Milli Güvenlik Kurulu'nda oturulmuş, konuşulmuş, ne bu hükümette konuşulmuş. Yani böyle ikili temaslarla konuşulmuş. Şimdi ben buna ne derece bel bağlayacağım yani? Böyle bir şey olamaz. Evet. Şimdi böyle bir bana gelip bir şey söylemesi söz konusu olmadı. Yani bizim başbakanlık binasından içeri girmedi. Yani bunu söyleyeyim yani. Ne yapayım? O da kamuoyu gibi içermiş. Bir dakika. Şimdi onun için ben şeye gelelim. Bu federasyon işine gelelim. Özal bir ara yine böyle işte gazetelere yansıyan yine böyle konuşmalardan. İşte biz yine böyle mealen çıkarıyoruz. Yani böyle oturmuş üzerinde tartışılmış iş değil. Ya acaba böyle Kuzey Irak'ta o Kürtlerle beraber oraya doğru işte bir açılım diyelim yapabilir miyiz? Yani ben yine bak izah edemiyorum. Yani bir federasyon mu olsun? Yok canım, federasyon olmaz. Veyahut bir ara dedi ki bir federasyonla onları da içimize alırız. Öyle. Ve böyle de anlaşıldı. Sonradan işte olur da olmazdı münakaşaları başlayınca kamuoyunda canım ben yani Türkiye'de de mi bir federasyon olsun istiyorsunuz gibi noktaya çekildi o. Ve bu sefer dedi ki canım ben bunu söyledim ki otursun konuşulsun Türkiye'de federasyon olmayacağı anlaşılsın. Tartışılsın. Ama anlaşılsın neticede bu. Şimdi tabii şöyle başlıyor Türkiye'de bir siyaset. Birimiz bir şey söylüyoruz. Canım tartışılsın. Evet. Ya tartışılacak konu var. Tabii. Tartışılmayacak konu var.
Şimdi adet oldu Türkiye'de demokrasi çerçevesinde. Bir şey söylüyor birisi. Efendim tartışılsın. Zehir baletme operasyonu. Şimdi tartışılsın da her konu tartışılır mı? Evet. Tartışılmayacak konu. O bile de şimdi deniyor ki tartışılsın efendim ne var diyor. Tartışılsın. Demokrasi değil mi? Filan. Şimdi demokrasiye bilen karşı değiliz, tartışmaya evet, karşı değiliz. Ama birinin bir usulü, bir yordamı, bir hududu, bir şeyi olmalıdır. Yani bir değerlerimiz varsa, bu değerler yıpranacaksa. E şimdi bunun uzmanı olan da, olmayan da oturuyor televizyonda, daha konuşuyor. Her şeyi biliyor televizyonda oturup konuşan. Bilmedikleri bir şey yok maşallah. Ama bu insanların zihnini karıştırıyor. Çok zararlı. Yani bu öyle bir faydalı bir sonuç doğurmuyor. Bana göre. Doğru. Şimdi mesela bunu gazeteciler duysa, aa sen tartışmaya, demokrasi asıl demokrasiye karşısın. Ya kardeşim böyle bir şey demiyor. Böyle bir karşılığı falan yok. Şimdi bir kere birinci Körfez Savaşı'nı biz çıkarmadık. Yani biz bir savaş olsun, kuvvete yani adam çıksın, hatta gelinsin, Bağdat'a girilsin. Biz Türkiye olarak böyle bir şeyi biz yapmadık. Yani. Bu bir oluşum. Emir var ki. Bu işte çok uluslu gücün veyahut o gün işte sözü geçen devletlerin diyelim yaptığı bir iş. Ha biz ne yapıyorduk? Biz hava alanlarımızı açmıyoruz. Diyebilirdik yani eğer böyle bir sonuç doğacağı ihtimaline binaen. Biz size yardım etmiyoruz kardeşim. E peki, biz size yardım etmiyoruz, havaalanını açmıyoruz. İşte 2. Körfez Savaşı'nda da yardım etmedik. Adamlar gidip vurmadılar mı? Biz ambargoyu yapmıyoruz, boru hatlarını kapatmıyoruz. E adam getirdi gemilerini Körfez şeye dayadı, İskenderun Körfezi'ne dayadı. Sen istediğin kadar petrol akıt, bakalım gönderebilecek misin? Yani savaşı biz başlatmış değiliz. Bizim gücümüzle de savaş devam etmiş değil. Onun için ha savaş olmuş, bugünkü durum olmuş. Bunun bizde bir dahli yok. Biz bunu hazırlamış değiliz. Rahmetli Özamur olabilir. Yok yok. Hayır efendim. Yok savaş. Ben şimdi bak. Biz. Şimdi rahmetli Özalı ne olabilir? Yani gelin de siz savaşın deme şeysi olur mu? O kadar çok Birleşmiş Milletler karar vermiş. Birleşmiş Milletler kararını uyguluyor. O çok uluslu güç. Yani bizim sözümüzle mi hareket ediyor? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey yok. Sonra bizim orada işte PKK oluşumuna sebep oldu. Olabilir. Ama bizim bir dahlimiz yok. Şimdi şöyle düşünelim. Yani ben pek bu siyasi işlere girmek istemiyorum. Bırakalı çok oldu. Şimdi Kuzey Irak'ta PKK yuvalanmış. Oradan da bize sızıyor ve belli zararları yapıyor. Bir kışın Kuzey Irak'a doğru gidecektik. Tarihini bilemiyorum hangi sene işte. İşte 1-2 sene evvel. Yemek yapıldı, 24 saat tayinler falan yapıldı. 2008'de evet. Bütün hazırlıklar yapıldı. Gidecektik, orada bu yuvaları imha edecektik. Gidebildik mi? Güneş Harekatı Başbakanı. Evet işte. Bana neyse yani ben yani gidildi, geri dönüldü, gelildi. Kimse de nedenini izah etmedi. Ama gidemedik. Bu mecliste Baykal bu soruyu sorduğunda üstüne yüklendiler hatırlıyorsanız.
nasıl sorulurmuş bu soru filan, kimden emir aldın gibi bir soru. Yani geçmiş günler belki yanlış söylüyorum ama olayın kökü bu yani. Şimdi onun için şimdi bunlar bizim dışımızda cereyan eden olaylar. Şimdi bir bilgi vereyim size, bir bilgi vereyim. Bu Mesut Yılmaz Bey Başbakan, Süleyman Demirel Bey Cumhurbaşkanı'yken bu çekiş süresinin uzatılması konusu Cumhurbaşkanlığında görüşme konusu olmuş. Bunun da tutanağı var. Tutanağını Tuncay Özkan kitabında yayınladı. Tam metnini koydu. Kim var orada? Cumhurbaşkanı, Başbakan, Jandarma Komutanı, MİT Başkanı, Dışişleri Bakanı. Yanlış hatırlamıyorsam bu 5 şahsiyet var. Uzatılsın mı, uzatılmasın mı? Mesut Bey kendisinden ben şahsen beklemediğim şekilde böyle yarım yamalak Cumhurbaşkanı'na diyor ki efendim diyor biz bu süreleri uzatıyoruz diyor. Irak'ın kuzeyinde bir şeyler oluyor galiba diyor. Sanki böyle bir devletleşme gibi filan. Acaba yine uzatsak mı derken Süleyman Bey laf ağzından alıyor daha bitmedi. Okuyabilir herkes, bende de o kitap var. Tuncay Özkan'ın Saddam ve Bush'un gölgesinde entrikalar mı vesaire gibi bir adı var. Kalınca bir kitapçı, tam metin yani tutanağı, resmi devlet tutanağı. Süleyman Bey ağzından laf alıyor, dağlardan taşlardan lafı dolaştırıyor ve onu kapatıyor. Uzatmanı yapar yani. Kapatıyor. Yani o zaman da görülmüş. Burada bizim devletimizi yönetenlerin kabahati, orada bir hadise oluşuyor. Bu doğrudan doğruya Türkiye'nin bütünlüğü ve güvenliğine dairdir. Tedbir alması lazım. Bu tedbir almadılar. Bu hükümet silahlı kuvvetler zorlayarak girdi. Biliyorsunuz meclis tezkere çıkardı. O Aktütün baskını galiba. Sonra tezkere başbakanın cebinde 21 gün gezdi. İkinci bir baskın daha oldu karakola. 15-16 kişi daha şehit verdik. Başbakan dedi ki ben Bush'tan randevu aldım, görüştükten sonra dedi. 5 Kasım 2007'de Bush'la görüştü. İkisi basın önüne çıktı, bir açıklama yaptılar. Ben bunu defaatle yazdım. Bir, Irak'ın kuzeyine karadan girilmeyecek. Çünkü orada Irak'ın yegane güvenli, istikrarlı bir ortamı var, bu bozulur. Türkiye, Amerika'nın vereceği istihbaratla ve koordinasyon içinde havadan bombalama yapacak. Efendim Barzani ve Amerikalılar, PKK'lar çünkü Erbil'de geziyorlar, ticaret yapıyorlar, kaçakçılık yapıyorlar. Bir parti kurmuşlar, şubeleri var. Her şey var. Bunlara müsaade etmeyecek, yakalayıp Türkiye'ye verecek. 3, efendim Türkiye'ye geçişleri önleyecek. Buna karşılık, bakın aynen böyle. Türkiye PKK sorununun siyasi ve demokratik yoldan çözüm için adımları başlatacak. Genel af, iki dilli, iki kimlikli devlet kurulması. Başbakan buna anlaştı geldi. Silahlı kuvvetler o tezkereye, halktaki büyük öfkeye dayanarak biraz zorladı, girdi. Bir hafta zor durdu karın içinde. Hükümet geri çekti. Hatta Amerikan Dışişleri Bakanı da Savunma Bakanı. Eski SİHA Başkanı Türkiye'ye çok oldu, çekin dedi. Bir anlaşma yapmış sizin başbakanınız. Anlaşma yapmış orayı. Şimdi Irak'tan gelen habere göre başbakan diyor ki artık inkarcılıktan Türkiye vazgeçecek diyor. Kürtleri inkar etmekten. Bunu herkes zannediyor ki bu sözü duyduğu zaman, bunu 5-6 yıldır PKK'lılar da söylüyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulurken bir ırka göre kurulmuş. Kürt, Arap sayıyorlar. Bunlar inkar edilmiş diyorlar. Bu inkar lafını duyunca sade vatandaş, yani toplum içinde aşireti, etnik adı, efendim mezhebi şu veya bu olan insanların yaşadığını Türkiye kabul etmiyor gibi anlıyor. Hayır, egemenliğe ortak yapılmadı diyorlar. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliğine onları ortak yapmadı diyorlar. İnkarcılık buymuş. Peki Osmanlı'da var mıydı kardeşim? Selçuklu'da var mıydı kardeşim? Aynı milletin çocuklarıyız. Halk sizinle beraber değil zaten.
Aynen katılıyorum. Anketler var. Hangi ülkede var? Dünyada yok. Bir Irak'ta zorla kurdular bunu. Şimdi inkarcılık var olan bir şey. Şu kalem varken yok derseniz inkarcılık oluyor. Yani Türkiye'de aşiretlere göre bir egemenlik koalisyonu mu vardı da Atatürk gelince bunları kaldırdı. Biz inkar ettiniz siz diyoruz. Tek Türk milleti üzerine kurdu. Bu devleti kuran Türkiye halkına Türk milleti denir dedi. Osmanlı Anayasası neyse 1924 Anayasası da onun kopyası gibidir. 82 Anayasası da kopyası gibidir. Devletin kimliği bakımından. 1876 Anayasası ne diyor? Devletin resmi dili Türkçe. Arapçada yazsa hiçbir mahsur yoktu. Yazmamış. Çünkü devleti kuran millet Türk milleti. Türkçe bilmeyen milletvekili olamaz. Türkçe bilmeyen memur olamaz. Türkçe bilenlerin sayısı Arapça bilenlerden az. Mahkeme kayıtları, sicilleri Türkçe tutulur. Osmanlı ülkesi bir kutsal bütündür, asla bölünemez. Milletvekili nereden seçilmiş olursa olsun, önce Osmanlı milletvekili denir. Aynen bizim anayasamızda da böyle. Bir millet 100 defa devlet kursa, 100'ünde de kendi kimliğini devletin kimliği olarak yazar. Çünkü o devlet ona aittir. Şimdi başbakan 36 etnik grup diyor, Türk milleti demiyor, bu da etnik gruplardan biri diyor. Bu etnik gruplar arasında eşitliği sağlayıp rejime ortak yapmayı demokratik eşitlik diyor buna. Dünyada hiç olmayan ve hakikaten atomun parçalanması nasıl felaketse, bir kaynaşmış milletin parçalanması öyle felaket doğurur, millet birbirine girer. Önce fark etmez, ama fark ettiği zaman, çünkü affedersiniz, Güneydoğu'daki eşkıyalık Türkiye'nin her yerine yayılır. Sizi koruyacak devlet gücü kalmaz orduda, böyle bölünürse. Herkes kendi kendini korumak gibi bir felaketle karşı karşıya kalır. İşte kanlı şey. Onun için bütün dünya, uluslararası sözleşmeler, bizim de dahil olduğumuz, Birleşmiş Milletler Avrupa Konseyi, bir millet, bakın, hep söylüyorum, bir millet, bir devlet eşit vatandaş üzerine kurulmuştur. Dördüncü ayağı yok bunun. Bir millet, bir devlet eşit vatandaş. Eşitlik toplumdaki bütün farklılıkları da eşitliyor, bireylerin eşitliği. Dinleri eşit yapamazsınız. Çünkü hiçbir din öteki dine eşit olmaz. Değil mi? Dinin eşitliği olur mu? Herkesin dini mübarektir, üstündür. Irkları eşit yapabilir misiniz varsa? Yapamazsınız. Herkesin kendi ırkı üstündür. Ama insan haklarıyla ilgili uluslararası yığınla sözleşme var. O çerçevede insanları eşit yaptınız mı? Ülkedeki bütün farklılıkları da çözmüş oluyorsunuz. Dünya sistemi, yani uluslararası hukuk, aynen dediğim gibi bunun istisnası yoktur. Devlet bazına uyarsa giderseniz Afrika'da başkadır, şartları başka. Adam millet içememiş. Veya iki Kanada'ya gitmiş İngilizlerle Fransızlar işgal etmiş orayı. Anlaşarak bir şirket gibi devletimsi bir şey konuyor. Altında millet. Devletlere gitmek yanlıştır. Uluslararası hukuk ne diyor? Çünkü dünya düzeni uluslararası hukuka göre yürüyor. O bakımdan başbakanın Irak'ta söylediği artık inkarcılıktan vazgeçtik sözü Türkiye için felakettir. Yapılacak anayasada Türk kimliğini anayasadan çıkartacağız. Efendim etnik çağrışım yapılmış Türk denirse, kardeşim Türk milleti etnik bir grup değil. Dünyada hiçbir millet tek etnik gruptan meydana gelmiyor. Kimler yaşıyorsa bu topraklarda bir de din birliği olduğu için etle tırnak gibi kaynamış. Güneydoğu'da Sayın Başbakanım yapılmış elimizde çok anketler var. %98'e varan şekilde ayrılık istemiyor vatandaş. Ama hadise siyasi ve terör var. Büyük projeler var arkasında. Buna eğer sizin devletinizi yönetenler boyun eğerse bunları güzel önce parçalayacağız sonra birlik sağlayacağız. Kardeşim bir olanı niye parçalıyorsun? Eğer etnik grupları parçalarsan bir daha birleştiremezsiniz. Allah korusun. Yani o bakımdan yöneticilerimizin bu manada hataları affedilmeyecek boyutlardadır. Ve bugün devlet de pazarlık yapacak noktaya getirmiştir. Benim hatırlatmak istediğim, yani bir aynı zamanda bir hakkın teslimi olacak.
Sizin başbakanlığınız döneminde, bunu belki çoğu arkadaşlarımız bilmeyebilir, ekonomik verilerin en üst, en iyi dönemde olduğu dönemleri yaşadık. Gerek enflasyon, iç borç, dış borç, kapasite kullanım oranı, büyüme hızı vesaire bakımından sizin döneminiz, bu araştırılıp bakılabilir veriler olarak en yüksek veriler sizin başbakanlığınız zamanındaydı. Tabii bunu o dönem bildiğim kadarıyla parti farkı gözetmeksizin tarafsız ve çalışkan bürokratlarla çalıştınız. Bunun mutlaka katkısı vardır. Bir de ekonomiye büyük ölçüde müdahale etmediniz. Kendi akış içerisinde seyretti. Bunun dışında sizin bu hususta, ki ben tebrik ediyorum sizin bu döneminizi, sizin ifade ilave edebileceğiniz hususlar varsa bunları öğrenmek isterim efendim. Teşekkür ederim. Şimdi bu doğrudur arkadaşlar. 90 senesi Türkiye'nin ekonomi bakımında yani öyle fazla abartmayayım ama güçlü olduğu bir dönemdir. Bizim büyümemiz 9-10'da 9'a ulaşmıştır. Şimdi doğrudur. Mesela ben Merkez Bankası'nın çalışmalarına müdahale etmedim. Ben maliyedeki arkadaşlara, bakanlara sadece paramıza sahip çıkın. Devletin parasına sahip çıkın. Çarçur harcamalar yapmayın. Ve inandığımız bu sistem, serbest rekabete dayalı bu sistem ekonomide, bunu daha iyi çalıştırmaya gayret ettik, müteşebbisi destekledik. İyi dönemdir. Yani başka bir şey söylemeyeyim. Yani bu dediğiniz gibi kayıtlarda mevcuttur. İyi bir dönemdir. Çok şükür devletin imkanlarını, şimdi böyle alışılmış bir tabir hoşuma da gitmez ama başka bir kelime bulamıyorum, birilerine de peşkeş çekmedi. Şimdi beni ne basın mensupları sever, ne iş adamları sever. Fıkralarımız çoktu galiba, değil mi? Efendim? Fıkralar çok yazıyorlar. Ha, fıkralar çıkar, çıkardılar. Evet. Özellikle. O zaman parti içinde de ihtilaflar vardı yani. Partili arkadaşlar da, bazıları da beni sevmezdi yani. O da o parti için mücadelesinin bir gereğiydi. Peki seni kim severdi? Vallahi ben bilmiyorum. Belki vatandaş severdi ama. Şimdi onun bir ölçüsü var. Bir ara seçim yaptık biz. Tabii ona da gölge düştü. Fakat hayli katılım olmuştu o seçimlerde. Neden sonra biz bu seçime girdik? 89'da mahalli seçimlerde 21-75 oy aldık. 21-75. Yani ANAP artık giderek kan kaybediyor. Şimdi burada yine benlik giriyor işin içine. O ara seçimlerde ben %32 ile %37 oy aldım. Dediler ki bu ana seçim iktidar var. İşte iktidar seçimi. Ya öbür seçimde de iktidardık biz yani. Tabii. Ama o parti içindeki muhalefet üzerine sünger çekti bunları. Yani beni tutan bir basın yoktu. Yok. Neden yoktu? Basın şimdi benden kağıda sübvansiyon istedi. Veremedik, vermedik. Banka kurayım dediler. O zaman bankaların da böyle kötü zamanın sonradan kokusu çıktı. Ona da hayır dedik. Bize yine basın şeysiyle bize falanca yerdeki arsayı ucuz fiyatla ver.
üstüne inşaat yapacağız. Müteahhitini de bize ver dediler. E vermedik ya. E şimdi böyle bir durumda olanı herhalde sevmediler.